Çocuklar, efendim şimdi çiftçilerimizi dinleyeceğiz. Çiftçi kadın arkadaşlarımız aramızda, onları dinleyeceğiz. Öncelikle konuşmalarını yapmak üzere Fatma Doğan'ı buraya davet etmek istiyorum. Fatma abla gel. Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Önce başkanımız, siz hoş geldiniz. Böyle bir buluşmadan içeri herkese teşekkür ediyorum. Ben sesimi duyurmak zorunda kaldım. 2007'de hayvancılığa başladım, büyükbaş hayvancılık üzerine. 3 inekli hayvanımı başlattıktan sonra yükselmeye başladım. 40 ineğe kadar çıktım. Bugün geldiğim nokta, düşüşe geçtim. Her ay 5 inek satıp diğer ineklerimin karnını doyurmak zorunda kaldım. Artık buraya geldi. Son noktadayım. Başkanım elinden ne gelir, bizim sesimizi nasıl yükseltir, nasıl meclise taşırsan taşı, artık dayanacak gücüm kalmadı. Ben bir çekirdek aileyim. Bir oğlum var, üniversite mezunu, edebiyat öğretmeni. Türkiye genelinde 450 öğretmen alıyor bu bölümde. 100 üzerinden 100 puan alsa atanması mümkün değil. Toprağımda çalışmak zorundayım. Hayvanımı büyütmek zorundayım. Ama artık nasıl yaparım bilemiyorum. Bilemiyorum. Her gün gelen zamlardan psikolojim bile bozulmak üzere. Yeter artık ya, yeter. Nasıl insanlarımız koyun gibi oldu da sesini duyurmuyorlar? Nasıl insanlarımız bu noktaya geldi? Nasıl anlamıyorum ya. Anlamıyorum. Her gün zam, gübreye zam, mazota zam, yakıta zam, 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 zam. Ya biz iyi kötü, ben 57 yaşındayım. Bir şekilde hayatımı sürdürebilirim. Ama genç nesillerimiz ne yapsın? Onlara soruyorum ya. Onların gününü karartmaya ne hakkımız var bizim? Ne hakkımız var ya? Genç nesillerin önü açılmasın mı? Onlar hiç ekmek sahibi olmasın mı? Saman... Şu balleyi bir inek bir günde yer ya, bir günde. Gelen misafirime 10 kilo, 5 kilo süt koyuyordum. Evime gelen misafirime, değil misafirime süt koymak, kendi karnımı doyuramıyorum. Ne olur yani, ne olur. Artık dayanacak günümüz, gücümüz de kalmadı. Maddi manevi yıkıldık artık. Ama bu böyle olmayacak. Herkes sesini duyurmalı. Herkes korkuyor konuşmaktan. Niye konuşuyoruz? Hakkımızı aramak suç mu? Ne zamandan beri hakkımızı aramak suç oldu? Herkes kendi konuşmasından, herkes kendi gölgesinden korkar oldu. Korkmayacağız. Yetkili yerlere seslerimizi duyuracağız. Birlik olma. Dayanışma zamanı, dayanışma zamanı. Arkadaşlar, birlik olalım, beraber olalım. Her yerden sesimizi duyuralım. Bu böyle olmaz. Biz bunu hak etmiyoruz, hak etmiyoruz. Biz böyle yaşamayı hak etmiyoruz. Az önce arkadaşımızın, başkanımızın dediği gibi toprağımıza sahip çıkmalıyız. 3 türlü mahsul yetişir bir yılda topraklarımızda. 3 hasat kaldırabiliriz. Ben bu yıl 20 dönüm toprağımın 10 dönümünü ekemedim. Ekemedim, boş yani. Niye boş kalsın? Benim milletim yetiştirsem yese olmaz mı? Arkadaşlar, ben burada kendi sorunumu dile getiriyorum. Aslında bu herkesin sorunu. Herkesin sorunu. Son noktayı söylüyorum. Herkesi sesini duyurma zamanı. Sesimizi duyuralım arkadaşlar. Birlik beraber olalım. Lütfen. Lütfen çiftçi olarak, Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Her ay 5 inek satıyorum. Ayakta kalabilmek için damımı küçültmeye başlattım. Büyüttüm, büyüttüm. 2007'de başladım. Sütün litresi 650 liraydı. Yemin çuvalı 20 liraydı. Ben kazanıyordum. Herkes kazanıyordu. Kazanmadık dersek nankörlük olur yani. Allah'a şükür çocuğumu ineklerimle okuttum. Bu noktaya öyle geldim. Ama artık şimdi düşüşe geçtim. Ben de teşekkür ederim. Fatma Doğan'a çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Kader Başaran'ı buraya davet etmek istiyorum. Fatma ablamın yeri oraydı galiba.
Merhaba, hoş geldiniz Sayın Başkanım. Ben bir anneyim, ev hanımıyım. İsmim Kader Başaran, Beydağ'da yaşıyorum. Evimde çocuklarımı okullarını karşılamak için üretiyorum. Unla ekmeğimi yapıp suyla çoğaltıyordum. Ama şu an ekmeğimi yapıp satışını dahi yapamaz oldum. Artan maliyetlerden dolayı bütün her gün alma gücüm düştü. Çocuklarımın okulu için, evime katkı için her gün üretmek için uğraşıyordum. Ama şu an o kadar yokluk içindeyim ki 21 yıllık evliyim. 21 yıldan beri her gün çabalıyordum. Evime katkım olsun, çocuklarımın geleceği olsun. Bizim geleceğimiz kalmadı ama çocuklarımızın geleceğini kurtarmak istiyoruz. Gerçekten çocuklarımızın geleceği de bitmek üzere. Ben eken, biçen, yumurtasını kendi üreten, domatesini, patlıcanını yetiştiren bir ailenin kızı olarak yetiştim. Kendim de öyle yetiştim. Yetiştirmek istiyoruz, ekmek istiyorum. Çocuklarımın geleceğini yok olsun istemiyorum. Unumu, ekmeğimi yapamaz oldum çarşıdan almak için. Geçen de 20 lira çocuğumuz para verdim. Hadi oğlum şeker al gel dedim. O çocuk o 20 lirayla geriye geldi. Anne şeker 25 lira olmuş dedi. Şekerini almadan eve geldi. Biz eskiden 5 liraya şeker alırdım, 10 liraya yumurta alırdım. Süt koyardım, kek yapardım, çocuğumun beslenmesini koyardım. Onu da yapamaz oldum. Artık gün geçti, o kadar yükseldi ki her şey. Yetişmenin, elde etmenin imkanı kalmadı. Bunu bize yardımcı olun. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Kader Başaran'a çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hamiyet Esin'i buraya davet etmek istiyorum. Gel Hamiyet ablacığım. Önce herkese selamlar Sayın Biraz Başkanım. Yakın konuş Hamiyet abla. Yakın tamam konuşayım. Canım. Şöyle mi? Heh. Önce herkese selamlar Sayın Başkanım hepinize. Torbalı'dan geliyorum ben. Torbalı'da bir çiftçiyiz. Torbalı Yeniköy'de oturuyoruz. Sorunlarımız belli çiftçilerin. Hani kalem kalem mazotla başlıyoruz. Biz en çok bizi zorlayan mazot. İkincisi gübre. Üçüncüsü bu şey söyleyemedim. Elektrik. Kullandığımız zirai ilaçlar. O kadar farklı ki geçen sene 250'ye aldığımız zirai ilacı bu sene 1,5 liraya alıyoruz. Onu da almak zorundayız. Çünkü atmazsak ilacım, ürünümüz yetişmeyecek. Öyle yani. Sormak istediğiniz bir şeyler varsa söyleyebilirim. Evet. Hamiyet Esin Hanım, ben de çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Meliha Yılmaz'ı buraya davet ediyorum. Meliha Hanım buyurunuz lütfen. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Kadınım, üreticiyim. Süt üretiyorum, et üretiyorum. Sorarsanız 95 liraya kesim, 120 liraya maliyet. Yem 380, süt 7,5 ve elimize 7,5 geçmiyor. Masa başında oturanlar sütün fiyatını belirliyor. Niye mi? Oturuyorlar, halkın içine girmiyorlar. Ne yapacağız? Artık zarar etmiyoruz ki. Çünkü battık, battık. Batan hayvancılık zarar eder mi? Artık zarar yok. Evet, iki tane üniversite öğrencim var. Enerji mühendisliği okuyor oğlum. Ama sorarsanız dış ülkede bulaşık yıkamaya razı. Alın size beyin göçü. Göçsün gitsin. Nerede ziraat, nerede hayvancılık? Bir de şunu söyleyeyim. Nasıl mı başa çıkıyoruz? Kredi çektim. Her bankadan çektim. Kredi günü geliyor. Süt alan ineğimi kestirip kredi ödüyorum. Artık kredi alamıyorum. Sonuç ne mi? Çok güzel bir yöntem. Samana senet. Yeme senet.
veterinere senet imzalıyorum. Senetin günü geldiği zaman ineğin altından buzağı alıp o benim yavrumu kesime gönderiyorum. Elime ne mi geçiyor? Bomboş. Ama şu güzel, yarın çocuklarıma ne mi bırakacağım? Bana bir şey olursa senetler, borç bırakacağım. Arkadan gelen nesil yesin betonları. Aslında başka bir tarım mümkün. Bunu dile getiriyoruz ama dinleyen yok. Herkes gözünü kapamış, kulağını tıkamış. Hadi bakalım buradan çıkınca kaç kişi söyleyecek bunu? Umudumuz 2023. Eğer 2023 yoksa biz yokuz. Hayvancılık öldü. Yokuz artık. Yokuz. Bilmiyorum, beni anlamışsınızdır. Anneyim, annelik görevimi sanki yapamıyorum. Çocuklarıma verdiğim yetmiyor. Çocuk keşke ekonomi okusaydım diyor. Gönderdiğim parayı öyle bir değerlendiriyor ki, anne bu ayın sonunu nasıl getirdim diyor. Üniversite öğrencisi bunu düşünür mü? İki tane düşünün şimdi. Çok sağ olsunlar, masa başında karar vermeye devam etsinler. Devam. Biz öldük, battık, zararda değiliz. Bu kadar. Teşekkür ederim. Meliha Yılmaz hanımefendiye çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmalarını yapmak üzere Songül Başkan hanımefendiyi buraya davet ediyorum. Arkadaşlarım aşabilirlerse. Buyurun Songül Hanım, buyurun. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Şöyle söyleyeyim, ben daha yeni hayvancılığa başladım. Aslında Balıkesir Üniversitesi'nde Susurluk Meslek Yüksekokulu'nda süt ve süt ürünleri mezunuyum. Başka yerlerde çok fazla çalıştım, evet. Ama iki tane çocuğum var, küçük. Dedim ki onun adına ve kendi ülkem adına daha başka ne yapabilirim diye. En son kararı hayvancılıkta kıldık. Çünkü benim yaşadığım yer güzel, tiremiz yemyeşil. Bunu değerlendirmemiz gerekiyordu. Ve öncelikle büyükbaşın çok fazla önem verildiği yerde risk alıp küçükbaşa girdim. Çünkü baktım ki gelişmiş ülkelerde araştırdığıma göre en fazla küçükbaş destek görüyor. Ben de bunu göz önüne alarak küçükbaş hayvancılığına başladım. Önce bir miktar koyunlarımız vardı, onlarla başladık. Ama yem maliyetleri, herkesin de dile getirdiği gibi mazot, elektrik, bunların hepsi çok fazla bize yüktü. En son bırakma kararı aldığım zaman Sayın Tunç Başkan'a buradan teşekkür ederim. Başka bir tarım mümkün politikasıyla bize yem katkısında bulundu. Bu bize can suyu, nefes oldu. Ve karar verdim. Başkanımız bize bu kadar güveniyorken bizim de kendimize güvenmemiz gerekiyor. Ve ben de buradan Bayındır'da bir fabrika açacağını bildirdiği zaman Tire'de dedim ki o zaman ben keçi işine de başlıyorum. 14 tane sağımlık keçi, 14 tane de oğlak aldım. Şu an evet sütümü verebileceğim hiçbir yer yok. Ama ben bununla da yılmadım. Gittim eşimle beraber, eşimin desteğiyle peynir yapmaya başladık. Ve şu an perakende olarak peynirimizi yapıp kendimize katkı sağlamaya, hayvanlarımız bizim çocuklarımız gibi. Yani kendi iki çocuğum nasıl seviyorsam hayvanlarımı da öyle seviyorum. Çünkü onlar benim çocuğum. Onların da yemini bu şekilde halletmeye çalışıyorum. Siz bize destek verdiğiniz sürece biz gençler olarak üretmeye devam edeceğiz. Sizden desteğinizi esirgememenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ederim. Songül Başkan hanımefendiye de çok çok teşekkür ediyoruz. Çok saygıdeğer çiftçi dostlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygıdeğer yöneticileri, değerli milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, İzmir İl Başkanım, aramızda bulunan çok değerli ilçe belediye başkanlarım,
yazılı, görsel ve internet medyasının çok değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Efendim izin verirseniz konuşmalarını yapmak üzere çözümü birlikte arayıp doğruyu bulabiliriz. Dayanışma içinde hareket edersek sorunları çözebiliriz diyen, seslerini duyuramayanların sesi, bu ülkenin işsizlerinin, bu ülkenin esnafının, bu ülkenin apartman görevlilerinin, bu ülkenin kamyon şoförlerinin, bu ülkenin çiftçilerinin ve bu ülkede yaşayan garibanların dostu, hak, hukuk ve adalet mücadelesinin lideri, milletin sesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu buraya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Kadın kardeşlerimi dinledim. Derdinizi biliyorum. Sadece bu bölgede yaşamıyor bu sorunlar. İster doğuya, ister batıya, güneye, kuzeye gidin. Nereye giderseniz gidin, aynı derdi çiftçinin yaşadığını biliyorum. Madem ki çiftçi milletin efendisi olacak ve bizi, bu devleti kuran, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ni de kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk çiftçi, köylü milletin efendisidir diyorsa, size sözüm var, sizi bu milletin efendisi yapacağız. Hiç endişe etmeyin. Alın teri döken, alın teri döken, alın teri döken, günün 24 saati çalışan, biz evlerimizde otururken karnımızın doyması için emek harcayan, sizler bu milletin efendisi olmayacaksınız da kim olacak? Kim yapacak bunları? Kadın kardeşlerim diyorlar ki zarar etmiyoruz, battık diyorlar. Her şeyin farkındayım. Her şeyi. Her şeyi biliyorum. Onlar da biliyorlar. Onlar ceplerini doldurmakta meşgul, ben sizi düşünmekte meşgulüm. Sizi düşünüyorum. Bu milleti düşünüyorum. Onlar Amerikalarda gökdelen yapıyorlar. Onlar Amerikalarda çiftlikler satın alıyorlar. Ben bu ülkenin çiftliklerinde, bu ülkenin tarlalarında çalışan, çaba harcayan sizleri düşünüyorum. Sizler ürettiğiniz zaman bizim karnımız doyacak. Sizler çalıştığınız zaman bizim karnımız doyacak. Biz dışarıdan ne alıyoruz? Her şeyi alıyoruz. Buğdayı alıyoruz, peyniri alıyoruz, fasulyeyi alıyoruz, arpayı alıyoruz, samanı alıyoruz. Ya bu ülkenin topraklarında, cennet gibi bu ülkenin topraklarında tamamını üretmek mümkün. Tamamını. Yaptığınız iş çok değerlidir. Tarım stratejik sektördür. Eviniz olmayabilir, çamaşır makineniz olmayabilir, arabanız olmayabilir. Ama günde iki kez en az karnınızı doyurmak zorundasınız. Bunu yapan da sizsiniz. Sizin değerinizi siyaset kurumu bilmiyorsa o siyaset kurumu batsın. Bu kadar açık söylüyorum. Dertlerinizi biliyorum. Ne yapacağız? Öyle bir şey yapmamız lazım. Bir, Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda çiftçilerin, besicilerin ister tarım kredi kooperatifi ister bankalardan aldıkları kredilerin faizlerini tak diye sileceğiz. Faiz olmayacak. Nefes alacaksınız. Bir, nefes alacaksınız. Bu şu anlama geliyor. Sizin bir nefes almanız lazım. Bir rahatlamanız lazım. Oh demeniz lazım. Bunu yapacağız. İki, kim neyi ekecek, neyi bitecek? Bu önceden planlanacak. Her çiftçi önceden neyi ekeceğini bilecek. Ve asla hiçbir çiftçi zarar etmeyecek. Zarar etti mi olmaz. Zarar ettiniz mi siz? Türkiye zarar ediyor. Zarar ettiniz mi biz pahalıya karnımızı doyuruyoruz. Siz zarar edip üretmediğinizde dışarıdan geliyor. Dünyanın parasını veriyoruz. Bereketli topraklarımız ekilmiyor. Yolu ne? Yolu şu.
Kim neyi ekecek belli olacak. Maliyeti olacak belli olacak. Buğday mı, arpa mı, besicilik mi, fasulye mi, pamuk mu, susam mı, ne ekiliyorsa maliyeti çıkaracağız. Köylünün maliyeti. Üstüne makul bir kar vereceğiz. Ve diyeceğiz ki, diyelim ki 100 liraya ürettiniz, %25 kar verdik, oldu 125 lira maliyeti. Diyeceğiz ki 125 liraya alıcı buluyorsan istediğine sat. İstersen ihracat et, ihracat yap. Ama onun altına düştüğü zaman onu devlet satın alacak. Sizi asla zarar ettirmeyecek. Biz buna yeni taban fiyat diyoruz. Her alanda taban fiyat bu olacak. Hiçbir çiftçinin maliyeti artı kârı olacak. Onun altına asla düşmeyecek ve dolayısıyla devlet makul bir kârla onu satın alacak. Eğer çiftçi zarar ederse, zarar etmiyor, daha iyi fiyat bulursa zaten ona istediği gibi arzu ettiği zaman satacak. Sel olur, yangın olur, başka felaketler olur. Tarsim'i yeniden oluşturacağız. Çiftçi birlikleriyle beraber oturacağız. Tarsim'in kanunu yeniden yapacağız. Hiçbir çiftçinin zararı, özellikle yangın, sel, su baskını gibi zarar olduğu zaman zararı Tarsim karşılayacak. Yine çiftçi zarar etmeyecek. Felaket durumunda da asla çiftçinin zarar etmeyeceği bir uygulama yapacağız. Bir kanun var. Tarım kanunu. Tarım kanununun 21. maddesi diyor ki her yıl çiftçiye milli gelirin en az %1'i kadar teşvik verilir diyor. Verilebilir değil, verilir diyor. Yani vermek zorundalar. Bugüne kadar çiftçiye bu teşvik tam anlamıyla verilmedi. Sizin, üreticilerin bu hükümetten, hükümetlerden alacağınız 273 milyar lira. Size 273 milyar lira kanuna göre ödenmesi gerekirken ödemediler. Biz bunun da sözünü veriyoruz. Her yıl milli gelirin en az %1'i oranda size pay vereceğiz. Bütçeye yazacağız. Ama yazmak da yetmeyecek. Ziraat odalarına, çiftçi birliklerine diyeceğiz ki gelin bakın. %1 yazdık, bunu çiftçiye vereceğiz diyeceğiz. Ve onlar da denetleyecekler. Yani işi sözün ötesine taşıyıp aynı zamanda çiftçi birliklerinin %1'in ödenip ödenmediğini de denetleme hakkını getireceğiz. Haciz. Traktörünüz asla haczedilmeyecek. Hayvanınız asla haczedilmeyecek. Ya çiftçinin traktörünü haczettiğiniz zaman Allah aşkına nasıl üretecek bu? Onu da kaldıracağız. Haciz uygulamasına da son vereceğiz. Çiftçi üretecek. Tek aradığımız o. Mazot biliyorum. Mazotun ne olduğunu biliyorum. Şimdi şehirde yaşayan bir kişi düşünün. Şehirde yaşayan birisi mazota zam geldiğinde, benzine zam geldiğinde arabasını isterse kullanmayabilir. Belediye otobüsüyle gider gelir veya arkadaşının arabasıyla gider gelir. Ya ama çiftçi tarlaya ne yapacak? Mecburen kullanacak. Mecburen binecek, mazotu alacak, tarlaya gidecek, tarlasını sürecek. Bunun için bütün Avrupa ülkelerinde yapılan bir uygulama var. Kırmızı mazot uygulaması. Sadece çiftçiye satılan, düşük bedelle satılan kırmızı mazot uygulaması var. Çiftçi gidecek, düşük fiyattan kırmızı mazotunu alacak ve kullanacak. Arabasına, traktörüne onu koyacak. Düşük fiyattan. ÖTV olmayacak, KDV olmayacak. Ya çiftçi üretmediği takdirde hepimiz zarar ediyoruz. Hepimiz aç kalıyoruz. Dolayısıyla çiftçiye desteği vereceğiz. Ucuz elektrik. Elektrikten de şikayet ettiniz. Şanlıurfa'ya gittim. Orada da şikayet ediyorlar. Söyledim. Önce doğudan 6 ilden başlayacağız. Sonra bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Güneş enerjisiyle elektrik elde edeceğiz. Kooperatif şeklinde olacak. Çiftçi birlikleri bunun ortağı olacak. Arzu eden ticaret sanayi odaları bunun ortağı olacak. Elektrik üretecekler. Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak. Artan elektriği satacak. Oradan da ayrıca kar elde edecek. Diyeceksiniz ki bu mümkün mü? Elin oğlu yapıyor da mümkün oluyor. Biz yapınca mı mümkün olmayacak? Dışarıdan petrol getiriyorlar. Dışarıdan mazot geliyor. Dışarıdan efendim benzin. Neyse akaryakıt geliyor. Parayla.
Dışarıdan kömür getiriyorlar parayla. Dışarıdan doğalgaz getiriyorlar parayla. Ya Allah'ın güneşi parayla mı Allah aşkına? Bedava güneş. Mazot yok. Kömür yok. Doğalgaz yok. Bedava. Sadece paneller kuracaksın. Elektrik elde edeceksin. Kooperatif şeklinde olacak. Elektriğin bir kısmını siz kullanacaksınız. Artan kısmını interconnecte sistemi içinde satacaksınız. Ayrıca elektrikten para kazanacaksınız. Bunu yapacağız. Bunun sözünü Şanlıurfa'da verdim. Van'da verdim. Burada da veriyorum. Önce doğudan 6 ilden başlayıp bütün Türkiye'de yaygınlaştıracağız. Uygulamalardan birisini de İzmir yapacak. İzmir yapacak, göreceksiniz. İzmir Büyükşehir'de bu konuda adım attı. Yapacağız. Allah'ın güneşine para mı veriyorsunuz Allah aşkına? Bedava. Ya dışarıdan doğalgazı getirip elektrik elde edeceğine, dışarıdan petrolü getirip elektrik elde edeceğine, dışarıdan kömür getirip elektriği elde edeceğine, dışarıya dolar ödeyeceğine, güneş var bedava, sıcak. Elinoğlu yapıyor, biz de yapacağız. Çiftçiye elektriği ücretsiz vereceğiz. Ayrıca nerede çiftçi çalışıyorsa veya besicilik yapıyorsa tarlada, kırsal kesimin her yerine, hayvancılık yapanlar için veteriner, orada hayvancılık yapıyoruz veteriner, toprakla uğraşılıyorsa ziraat mühendisi veya ziraat teknisyeni tayin edeceğiz. Toprak analizleriniz yapılacak, ücretsiz yapılacak. Neyi ekiyorsunuz, neyi biçiyorsunuz, hayvanların aşılaması, hayvanların bakımı, doğumu, bütün bunların tamamını kamu görevlisi olan veteriner, kamu görevlisi olan ziraat mühendisi, kamu görevlisi olan ziraat teknisyeni yapacak. Ve bunlar için siz hiçbir bedel ödemeyeceksiniz. Bunlar öğretmen nasıl çalışıyorsa ziraat mühendisi de öyle çalışacak. İmam nasıl görev yapıyorsa diğer ziraat teknisyeni de aynı görevi yapmış olacak. Ve kırsalda gençler. Gençler kırsalda çalışmak istemiyorlar. Büyük kentlerin varoşlarına gidiyorlar. İyi gelir elde edemiyorlar, geçinemiyorlar. Kırsalda çalışan gençlerin sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek. Diyecek ki burada çalışın, iyi gelir elde edin. Sizin sosyal güvenlik priminizi de devlet olarak biz ödeyeceğiz. Bunu da yapacağız. Bir şeyden emin olmanızı isterim. Alın terinin değerli olduğunu biliyorum. Emeğin değerli olduğunu biliyorum. Kadınların kırsal kesimde erkeklerden çok daha fazla çalıştığını da biliyorum. Neredeyse günün 24 saati. Burada konuşan bir kardeşimizin hayvanlarına evlatları gibi nasıl baktığını da biliyorum. O hayvanlar aç kaldığı zaman, yeteri kadar besin almadığı zaman o annenin ne kadar üzüldüğünün de farkındayım. Bütün bunları değiştirmek mümkün. Bütün bunları, bu sorunları ortadan kaldırmak mümkün. Bunun için bir şey yapacağız. Sandık gelecek. Sandığa gideceksiniz. Oy kullanmaya gideceksiniz. Söylediklerimi sakın unutmayın. Sakın unutmayın söylediklerimi. Bizim karnımızı doyuran sizlersiniz. Bizim soframızı zenginleştirenler sizlersiniz. Alın teri dökenler sizlersiniz. Kazanması gereken sizlersiniz. Ve bu milletin efendisi olması gereken yine sizlersiniz. Bunu yapacağız. Güvenin. Sadece güvenin ve bize katılın. Güvenin ve bize katılın. Bizim öyle saraylardı, şuydu, buydu. Onlar değil. Eğer saray arıyorsan geleceksin, oturacaksın, çiftçinin evine gideceksin. İşte saray burasıdır diyeceksin. Burası üretiyor diyeceksin. Burası alın teri döküyor diyeceksin. Milletten kopmayacağız. Milletle beraberiz. Onun terini teneffüs edeceğiz. Emeği var, alın teri var, çalışması var. Dolayısıyla ürünü var. Ürüne nasıl baktığını da biliyoruz. Onun kazanması lazım. O kazanacak ki o üretecek. O üretecek ki bizim karnımız doyacak. Bizim karnımız doyacak ki dışarıdan buğdaydı, efendim samandı, fasulyeydi, mercimekti, pamuktu,
bunları satın almayacağız. Bizim insanımız üretecek, yeri gelirse biz bunları dünyaya da satacağız. Ama üreten hiç kimse zarar etmeyecek. Herkes kar edecek. Neyi ekeceğimizi planlayacağız. Havza bazlı planlama yapacağız. Planlama olmadığı için şöyle bakılıyor genelde. Bakıyorlar bu sene patates çok iyi. Herkes patates ekiyor. Ertesi sene bakıyorsun hepsi zarar etmiş. Efendim soğan çok iyi. Bu sene iyi fiyat aldı. Herkes soğan ekiyor. Bir bakıyorsunuz soğan üreticiler ertesi sene iflas etmiş. Ne yapacağız? Planlama. Sen kardeşim soğan ekeceksin. Sen fasulye ekeceksin. Sen pamuk ekeceksin. Sen efendim havza bazlı dediğim gibi Konya'da ne ekilecek, Urfa'da ne ekilecek, diğer yerlerde ne ekilecek, bu bölgede 3 ürün elde ediyorsunuz, neler ekilecek, bunlar planlanacak. Herkes bilecek ki ben bunu ekiyorum. Asgari fiyat belli, taban fiyat belli. Hiçbir zaman zarar etmeyeceğim. Eğer taban fiyat aşağı düşerse ben asla zarar etmeyeceğim ve gelir elde edeceğim. Üstüne nereye istiyorsa üstüne satacak. Hepinize teşekkür ederim. Dediğim gibi sandığa gideceksiniz. Unutmayın. Unutmayın. Kısırsız. Teşekkür ederim gençler, merakta mı? Bak umudumuz burada. Umudumuz bu salonda. Beklentimiz bu salonda. Bu salon çalıştığı sürece, ürettiği sürece, sandığa gidip vicdanın sesini dinleyip oy kullandığı sürece Türkiye'nin kaderini beraber değiştireceğiz. Birlikte değiştireceğiz. Yeni bir Türkiye'yi, güzel bir Türkiye'yi, kadın erkek eşitliğini beraber sağlayacağız. Hiç endişe etmeyin. Hepinize yürek dolusu teşekkürler. Hepiniz sağ olun. Hepiniz var olun. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz üretin ve sakın umutsuzluğa kapılmayın. Sakın. Büyük bir ülkeyiz, güzel bir ülkeyiz. Üreteceğiz ve kazanacağız. Ve o beyefendiyi de emekli edeceğiz. Endişe etmeyin. Emekli edeceğiz. Hepinize teşekkür ederim.